Ekrem mi? Hocam. Benim. Çok beğendiğim oyuncuların, hayran olduğum oyuncuların oynadığı bir hikayeydi. O yüzden içinde de olmak istediğim, gıptayla baktığım bir işti her zaman. Büşra benden daha heyecanlı ama daha ben güzel gözüktüğü için. Ben gerçekten çok heyecanlıyım ya. Güzel gözüktüğü zamanlarda çok heyecanlıyım. Çok heyecanlanıyorum. Biraz önce itiraf ettim. Evet. Keyifli bir karakter olduğunu düşündüm. Daha önce aşina olmadığım bir kültürdü Adana kültürü. İlk okuduğumdan itibaren çok heyecanlanarak bu karaktere hazırlandım. O süreci çok heyecanlı bir şekilde geçirdim. Çünkü çok fazla şey deneyebileceğim, keyif alacağım bir hikaye olduğunu öngördüm. Gerçekten de öyle oldu. Süreç de böyle geçti benim için yani. Çok eğlendim oynarken. Babel'in mekanı ekleniyor mu? Tabii. Yüz falan yani adamlar falan hayatında. Oğlum onu demiyorum sana. Başka? Başka bir şey yok. Çok güldüğüm sahne oldu ya, en son hele şeyde, tatile gitmeden önce aile Nedret'le Hülya'nın Seher'in yatak odasında hadi sarılın bakayım dediği bir yer var. Yani orada Nedret'le Hülya'nın birbirine yani anne gibi bir figürün otoritesi onların dönemine göre hani sarılmaları lazım ama sen git öte bilmem ne falan diye böyle. İki usta oyuncunun hele öyle bir anını izlemek, ya ona çok gülmüştüm, çok güldüm, gerçekten çok güldüm bir anda. Eko! Umutcan. Abi biz kapattık her yeri. Akşam için mekan hazır. Güzel, tamam. Sarmıyorum, sen mi suçladın pastayı? Babam ya. Unutamadığım sahne... Sahne olarak değil ama şey çok güzel. Aslan Dev'in düğünü, o blok. Ya o çok keyifliydi. Daha dördüncü bölüm. Tüm ekip oradayız. Tüm oyuncu kadrosu orada. Üç gün çekildi. Benim içinde, benim de çok güzel sahnelerim vardı. İşte vurulmalar vardı. Böyle herkesin uzun saatler orada olduğu çok güzel bir bloktu. Aslan Dev'in düğünü diyeceğim buna. Sahne olarak değil ama o çok keyifliydi bence. Senaryo ilk bana geldi. Senaryoyu okudum. Çok beğendim, çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Benim yakınım. Unutamadığım bir sahne, Aslan'ın vurulduğu sahne. Bir de Eko'nun vurulduğu sahne. O ikisi benim için duygusal olarak değişik şeyler hissettirdi yani. Ya Asuman Tuguri'yi gerçekten beğeniyor, seviyor. Tuguri de en başlarda biraz şeydi yani, sevmiyordu. Tuguri gece hayatı olan, pavyonlarda gezen, iş olmadığı zaman öyle bir karakterdi. Ama Tuguri dedikoduyu çok seviyor. Asuman'daki dedikodu kanalını bulunca oraya saldırdı. Kendine güzel bir partner oldu diye düşünüyorum. Tigil Bey! Limon sıktım, içen mi? İçmen. Asuman'la 28. bölüm sanırım. Asuman'la merdivendeki sahne benim için gerçekten başka duygular besliyordu. Orası çok hoşuma gitmişti. Unutamamıştım. Ebe helva kavuran mı ruhuna Tigili Bey ha? Ne? Ya canı cenaze gibi yüzün. Espri yapıyorum. Böyle sıfatın azıcık gözsün diye. Aile bir şeydi, Ünlüler Geçidi gibi bir kadrosu var. Ay Yapım gibi bir yapımın işi. Her şey hem çok zor gibi ama aynı zamanda her şey kolaylaşıyor, bir şekilde yürüyor. İnanılmaz dinamik bir set. Aslanım, şimdi yeri değil biliyorum ama senin bu işleri devredişin alemin dilinde. Arnavut Babür, bizim marinadan çekileceğimizi duymuş. Gözünü dikmiş hemen. Gülüyoruz çünkü Kıvanç güldürüyor bizi.
son derece zeki ve çok komik. Komiklik öyle haybeye bir komiklik değil yani. Çünkü komiklik de zeka gerektirdiği için ona gülüyoruz çok. İlk Kıvanç Tatlıtuğ'un ismi geldi. Vay canına. Kıvanç Tatlıtuğ mu? Sonra Serenay Sarıkaya. Vay canına. Serenay Sarıkaya mı? Serenay çok azimli biri. Bu konuda bana ilham oldu gerçekten. Kıvanç da zaten Kıvanç. Ama o da şey konusunda bence gerçekten çok iyi. Yani çok centilmen, hani çok açık biri. Ne diyorsunuz Hülya Hanım siz? Ne yapacaksınız ya? Ailenizi korumanın tek yolu birilerinin ölmesi mi sürekli? Maalesef öyle ve bu işin pazarlığı yok. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Tatlısız çıktı. Birbirimizi çok sevdik ve mutlaka yine denk geleceğiz. Lisedeydim ilk. Böyle Kuzey Güney izleyip şey yapıyorduk. Yani onun taklidini falan yapıyorduk. Kıvanç'la Serenay da çok eğlenceli, disiplinli, çalışılması bir konfor yaratan oyuncular. Hayatımda gördüğüm en komik adamlardan biri Kıvanç olabilir. İnanılmaz eğlenceli çalışıyor. Ama onu keşfetmek gerekiyor öncelikle, onu söyleyeyim yani.